Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, Felak suremizde inşallah bugünkü sohbetimizde birlikte olacağız. Yüce kitabımızdaki sıralaması itibariyle 113. suremiz olan Felak suresi, iniş sırasına göre 20. suremizdir. Fil suresinden sonra, Nas suresinden önce Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Mekki surelerin, Mekki ayetlerin genel karakteristik özelliklerini bu sure-i celile taşımaktadır. Ayet-i Kerim sure-i celilenin ilk ayetinde yer alan felak, yani sabah anlamına gelen, ufuk anlamına gelen kelimeden ismini almıştır. Felak suresi olarak isimlendirilmektedir. Yine Nas suresiyle birlikte, daha sonraki sohbetimize dile getireceğimiz Nas suresiyle birlikte Mukaş kışeteyn, yani şirkten uzaklaştıranlar, iki tane şirkten uzaklaştıran sure anlamında ikisi beraber anılmaktadır. Ve yine Felak ve Nas suresiyle birlikte bu iki sureye Muavvizeteyn, yani bu iki sureyle Allah'a sığınılan sureler. Diyoruz ya, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, sabahın Rabbine sığınırım. Veya قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, insanların Rabbine sığınırım. Rabbimize sığınmayı ifade ettiği için genel olarak iki sureyle muavvizeteyn denilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşlerim, Ukba bin Amir'e, sahabeden Ukba bin Amir radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi. Kul a'uzu bi rabbil felak ve kul a'uzu bi rabbin nas. Efendimiz aleyhisselam Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve bunların çokça okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. Suremize dönecek olursak, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul a'uzu bi rabbil felak. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Min şerri mâ halak. Neyden dolayı Rabbimize sığınırız? Min şerri mâ halak. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden. Min şerri mâ halak. Yarattığı şeylerin şerlerinden, o şerlerden bize ulaşacak zararlardan Allah'a sabahın Rabbine sığınırım de. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve bir de çöktüğü zaman gecenin karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım de. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Düğümlere üfürenlerin şerrinden. Yani sihirbazların, büyücülerin, insanları güçlerinin yetemeyeceği, gözlerinin görmediği veya nüfuz edemedikleri bir alanla insanları etkilemeye çalışan, onların maddi manevi birikimlerinin dolayısıyla onlara zarar vermeye çalışan, düğümlere üfleyen, zarar vermek için yalan yanlış işler peşinde koşanların şerrinden, efendim, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, yarattığı şeylerin şerlerinden ve bir de وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ. Bir hasetçinin, yani kıskanan bir kimsenin kıskandığı vakit ki kişiye vereceği zarardan, şerden de Allah'a sığınırım de emrini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Rabbimiz vermişlerdir. Evet, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin varlığına ve birliğine işaret eden en büyük alametlerden, en büyük göstergelerden birisi de içerisinde yaşadığımız dünyamızda bazen aydınlığı, bazen karanlığı, yani zaman zaman gündüzü, zaman zaman geceyi yaşıyor olmamız. Yani bu gecelerin ve gündüzlerin peş peşe ardına gelmesinde ve milyonlarca, milyarlarca yıldır hiçbir değişme olmadan bir düzen, bir intizam içerisinde
bu sistemin işleyişinde Yüce Rabbimizin varlığına, birliğine işaret temsil eden birçok hikmetler vardır. İşte Yüce Rabbimiz her gün gördüğümüz, yani güneş battı şu anda, kayboldu gözümüzün önünde ama güneş bir yere gitti mi? Gitmedi. Ama biz şu anda karanlığı yaşıyoruz. Ve diyelim Rabbimiz müsaade eder sabaha çıkarsak, yarın itibariyle gündüzü güneşin tekrar yüzünü görerek ısısını, ışığını görmüş olacağız. Yüce Rabbimiz Rab oluşunun, bütün bu işleyişin terbiye edicisi oluşunu ifade buyurarak sabahında kapladığı zaman gecenin de karanlığın da şerrinden Allah'a sığınırım diye. Biliyorsunuz bu tür vakitler, yani hırsızlık yapacak olanlar çalacak, efendim insan öldürecek, bizim gaflete düşmemizi bekleyen insanlar genel olarak ne yaparlar? Böyle insanların diyelim istirahat vakitlerinde veya pek fazla göremeyecekleri karanlık zamanlarda veya yalnız başlarına gittikleri yollarda insanlar neye çalışırlar? Pusuya düşürmeye çalışırlar. İşte bu manada Yüce Rabbimiz yarattıklarının şerrinden kendisine sığınmamızı ifade buyuruyor. Yani bizim gözümüzle gördüğümüz, bize zarar verecek canlılar olduğu gibi gözümüzle görmediğimiz ama bize zarar verebilecek canlılar da olabilir. Şeytanlar böyledir. Efendim, başka varlıklar da olabilir. Mahiyetini bilemediğimiz, elle tutulmayan, bize zarar verecek yaratılmışlar da olabilir. Bütün bunların şerrinden, onları yoktan var eden Rabbimize işimizi havale etmemiz, bir kul olarak kulluğumuzun şuuruna varmamıza ve Rabbimize sığınarak, ya Rabbi ben acizim, sen mükemmelsin, bunları sen yarattın ve yarattıklarının şerrinden de acizlik durumlarında, yani kendime güvendiğim veya güvenmediğim her durumda sana sığınıyorum ya Rabbi diyerek aslında bu dualar ile kulluğun zirvesini yaşamış oluyoruz. Hücrelerimize kadar Yüce Rabbimize muhtaç olduğumuzu hissetmiş oluyoruz. Ve bir de Yüce Rabbimizin dikkat çektiği önemli bir sınıf var, insanlara zarar verebilecek. Bunlar da düğümlere üfleyerek, üfürükçülük derler ya bizde Anadolu tabiriyle, düğümlere üfleyerek insanların günlük işlerini dahi yapamayacak hale onları getiren insanlar olabilir. Toplumda zaman zaman böyle şerir insanlarla karşılaşabiliyoruz. Rabbimiz şerlerinden emin eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da böyle bir sihir yapma, büyü yapma girişiminde bulunulmuştu. Efendimizin saçlarından işte bir veya birkaç tel alıp onun işte bir takım tarak gibi malzemelere sarıp onları üfleyerek efendim ve bir kuyunun dibine atarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanlış konuşturmaya, yanlış yönlendirmeye çalışanlar olmuştur. Yüce Rabbimiz bu sure, Felak suresi, Nas suresi ve buna benzer birkaç tane ayet-i kerime ve sure-i celile ile bu tür insanların olabileceğini ve bu insanların şerlerinden de Allah'a sığınarak onlardan kurtulup veya korunabileceğimizi Yüce Mevlamız bize haber veriyorlar. Bunu şöyle anlamışlar alimlerimiz, değerli kardeşlerim. Buradaki düğümlere üfüren ifadesinden, sihirle uğraşanların yaptıkları işten ve bunun günahından. Bir başka yoruma göre de sihirbaz kadınların yaptıkları sihirle insanları fitneye düşürmelerinden ve batıl şeylerle insanları aldatmalarından Allah'a sığınırım de. Bir de sihirbazlar üfürdükleri zaman onların etkisiyle değil, Allah'tan gelen bir musibetten dolayı Allah'a sığınmanın emredildiği şeklinde bu ayet-i kerimeleri alimlerimiz kaynaklarımızda anlamışlar. Buradan şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç hadis-i şerifini de nakledeyim. Efendimiz Aleyhisselam sihiri yapan, yaptıran, efendim bu işlere tabiri caizse çanak tutar, kapı aralayan insanların imanları kendilerindeyken bu işleri yapamayacaklarını ifade buyuruyorlar. Yani alimlerimiz diyor ki bu tür işlerle uğraşan insanlardan iman çıkar, onların tepelerinde, kafalarının üzerinde, başlarının üzerinde bekler. Bu işten tövbe ettikleri takdirde iman tekrar o insanlara döner. Allah muhafaza eylesin. Bu işlerle uğraşmak çok tehlikeli, çok sakıncalı, son derece yanlış, zamanımızı, enerjimizi boşa harcamamıza vesile olacak. Bir Müslümanın, bir müminin asla yanından, sağından, solundan dahi geçmemesi gereken işlerdir. Ve bir de وَمِنْ شَرْرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ. Haset ettiği zaman, hasetçinin, kıskandığı zaman, kıskanç insanın
şerrinden de Allah'a sığınırım de. Demek ki bakın, büyü insanı nasıl böyle gözlerini görmez, kulaklarını duymaz, ellerini tutmaz bir hale getiriyorsa, demek ki kıskançlık da bir noktada insanı büyüleyen bir şey. Yani bu eşimizi kıskanmayalım anlamında değil. Eşimizi de kıskanmamız gereken neyimiz varsa meşru ölçüler içerisinde kıskanacağız. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu iki kişinin dışında hiç kimseye haset edilmemelidir. İki kişi, iki sınıf insan vardır. Kimdir bunlar? Birincisi alimler, ilmiyle insanları aydınlatan, ömürlerinin sonuna kadar insanlara ışık tutan. Bu insanlara ne yapılır? İmrenilir. Deriz ki ya Rabbi keşke biz de ilim elde olsaydık, keşke biz de insanlara faydalı olabilseydik, onların efendim gittiği yoldan biz de gidebilseydik. Bir de zengin olup da malını Allah ve Resulünün yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda feda eden zenginlere ne yapılabilir? İmrenilebilir. Bunun dışında efendim falancanın evi var, ona haset edeyim. Falancanın oğlu var, kızı var, şunu var, işte doktor olmuş, bilmem ne olmuş. Efendim veya işte ev almış, araba almış, ne yapalım? Kıskançlık yapalım. Burada şöyle bir tehlike var, bu cümleyi söyleyip sohbetimi bitireceğim. Hasetlik, sihirbazlık kadar tehlikeli bir şeydir değerli kardeşim. Kıskançlık, mümin kardeşini çekememek o kadar tehlikeli bir şey ki, alimlerimiz burada şöyle gizli bir tehlikeye dikkat çekmişlerdi. Haset eden insan, mesela bir kardeşimizin evi var, arabası var, biz de hasetleniyoruz. Diyoruz ki yani benim niye evim yok, benim niye arabam yok, daha adam şu gün geldi, şöyle oldu, böyle oldu, işte ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, hasetleniyoruz. Biz burada o kardeşimizin evine, arabasına efendim haset ettiğimizi zannediyoruz ama aslında perde arkasında Rabbimizin takdirine razı olmadığımızı göstermiş oluyoruz. O malı şu veya bu şekilde ona kim lütfetti? Rabbimiz lütfetti. Kim taksim etti? Yüce Mevla taksimatta bulundu. Allah muhafaza, sanki Rabbimizin taksimatına razı olmuyormuş gibi bir hale düşebiliriz. Ha, nefsimizden, şeytandan kaynaklanan, içimizi kemiren, bizi tedirgin eden böyle bir duygu varsa, haset varsa, kin varsa, kıskançlık varsa, bu tür manevi hastalıkları efendim sadakalarla, yetimlerin başını okşayarak, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, fakirin, fukaranın sofrasına oturarak bu tür manevi hastalıklarımızı tedavi etmeye gayret göstermeliyiz. Rabbimiz görünür görünmez kaza, bela, dert ve sıkıntıların maddi ve manevi anlamda zarar vericilerin zararlarından ümmet-i Muhammed'i ve bizleri muhafaza eylesin. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ